inandım ve eşime dedim ki bugün çok önemli bir imza atılacak. Elbette her imza çok kıymetli. Bir başarıdır, bir gayrettir, bir sonuçtur. Ama bu imzalar ya, şehrin kaderini değiştirmek için, bölgenin kalkınması için çok özel bir imzadır. Bu imzanın arkasında çok özel bir liderlik var. Bu imzayla Nuri Demirağların hayallerini gerçekleştireceğiz. Bu imzayla Nuri Kilincirlerin hayallerini gerçekleştireceğiz. Onlar niye yapamadı? Biz nasıl bunu başardık dediğimiz çok önemli bir duruş var. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Teknofest'le birlikte şunu gördüm ben. Gençlerin gözünde şunu gördüm. Büyük bir özgüven var. Biz başarabiliriz var. Biz bu işin altından kalkabiliriz var. İHA'ları ve SİHA'ları yaparak bugün Azerbaycan'daki Karadağ'daki adaleti sağlayan özel bir duruş var. Dolayısıyla bugün bu baktığınız çalışma bir tramvay değil. Bir tren işte. Büyük bir tasarım var. Büyük bir AGE merkezi var. Büyük bir başarı hikayesi var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 18 yıldır ülkemizin dört bir yanında, ulaşımın her modunda büyük atılımlar içerisindeyiz. Bu atılımcı kültür, bugün ülkemizin bölgesinde lojistik alanında süper bir güç olarak ve dünyanın ticari koridorları üzerinde hakimiyet bulmak noktasına taşınmıştır. Türkiye bugünlerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve en önemlisi vizyonu ile gelirken 2002 yılından bu yana atılan adımlar, yapılan yatırımlarla hem ekonomik hem siyasi açıdan dünyanın dikkatini çeken, herkesin kıskanarak baktığı bir güce dönüşmüştür. Pandemi koşullarına rağmen hayata geçirdiğimiz yatırımlar, temellerini attığımız projeler ve planladığımız yeni hedeflerimiz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 ve 2053 vizyonlarına ulaşması için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Adımlarımızı atarken sadece kendimizi değil, bölgeyi ve dünyayı da kalkındırmak için pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunları saymak gerekirse, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolumuz ile bugün Pekin'den yola çıkan bir yük treni kesintisiz bir şekilde Londra'ya ulaşıyor. Türkiye'den ihracat trenleri Çin'e ve Rusya'ya çalışmaya başladı. Geçtiğimiz ay açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Kuzey Marmara Otoyolu ve akıllı otoyolumuz Ankara Niğde Otoyolu ile Gaziantep'ten Edirne'ye kesintisiz lojistik faaliyet ve ulaştım gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin küresel bir lojistik güç olması yolunda tüm dünyaya mal olacak eserlerimiz arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de en kısa zamanda yerini alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattığımız TürkSat 5A uydumuz ile haberleşmede gücümüzü artırmak için çok önemli bir yol kat ettik. Sırada TürkSat 5B ile yerli ve milli uydumuz 6A var. Biz bu çalışmalarımızı hayata geçirirken bir yandan da karanlık eller huzurumuzu, refahımızı, toplumsal barışımızı hedef alıyor. Ancak bu uğraşlar boşa çıktı. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet tam bağımsız bir ülke olarak daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Dahası dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye, tüm mazlum milletlere destek olmaya devam edecektir. Bakanlığımız ve belediyemiz arasında imzalanan protokol ile bakanlığımız tarafından yapılan Gazi Ray projesi de bu anlayışın en önemli ve güzel örneklerinden biri. İstanbul'da Marmaray, İzmir'de İzban, Ankara'da Başkent Ray'ın ardından Gaziantep'lere de metro konforunda modern banyo hizmeti vermek üzere Gazi Ray'ı kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle geliştirildi. 2.3 milyar liralık dev bir yatırım. Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak. Gazi Ray çalışmaları kapsamında 26 kilometre 4 hat demir yolu inşaatı, 16 adet istasyon binası, banliyö ve hızlı tren setlerine uygun depo binası yapıyoruz. Güzergahın 20 kilometresini tamamladık ve 16 istasyondan 11 tanesini bitirdik. Kalan 5 istasyon, depo inşaatı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri
ve güzergahın aç kapı kısmı olan kesimde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar yapım çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Bugün de bu hatta kullanacak araçların sözleşmesini hep beraber imzalayacağız. Gazi Hayatı'nın şimdiden başta Gaziantep'ler olmak üzere tüm milletimiz adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Ben de bugün Gaziantep'imize, Gazi şehrimize çok büyük bir projenin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Ve tüm seçimlerde milletimize, hemşehrilerimize söylediğimiz her ne varsa bunları gerçekleştirmenin, mahcup olmamanın da büyük bir sevincini yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, eskiden kara tren vardı. Şimdi bakanım da az önce de söyledi, hızlı tren dönemine geldik. Yollarımız, ulaşımda, altyapıda hükümetimizin ortaya koyduğu bu vizyon gerçekten milletimiz için daha da fazlasına layık milletimiz. Elbette onlara mahcup olmadan çalışacağız. Bugün Gaziantep'ten trene bineceğiz, İstanbul'da saatler sonra işimizi yapacağız, akşam gerekirse Ayasofya'da namazımızı kıldıktan sonra İstanbul'u gezip istediğimiz zaman Gaziantep'e döneceğiz. Bu büyük bir başarı. Büyük bir vizyondur. Bu Gaziantep'e, bu Türkiye'ye yapılan hizmettir. Biz hizmetleri yaparken hizmeti alan kişinin siyasi düşüncesine, felsefesine, meşrebine, mezhebine, inancına bakmayız. Bu ülkenin vatandaşıysa 83 milyon vatandaştır. Bu ülkenin tapusu ondadır ve en büyük hizmete layıktır. Ulaşımda layıktır, adalette layıktır, sağlıkta layıktır, eğitimde layıktır anlayışıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, hayırlı olsun.